kalma bir kargo varmış. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açımına hepiniz hoş geldiniz. Nike'dan çok güzel bir kargomuz var. Ortalama 10-15 günde geldi. Zaman zaman siparişleri gecikiyor. Bana da çok soruyorsunuz bu soruyu. Şimdi sizlerle açacağız. Biraz eski ayakkabı dahisi günlerinden kalma gibi hissediyorum. Bu kanalı ilk açtığımız zaman dev kargo açımları yapıyorduk. O yazma listesinin ismini hala dev kargo olarak koyduk ama eskisi kadar büyük kargolar açamıyoruz. Malum Türkiye'nin hali, ayakkabıların fiyatları. Eskiden 1000 liraya belki 3 tane alırken şimdi 1000 liraya bir tane bile zor alıyorsunuz. Dedikten sonra bu kargoyu açalım, şöyle devirmek istiyorum. Dang! Devrildi. Ve balçatamız, maket bıçağımız hazır. Hemen açalım. Bunlar arkadaşlar Pull for Sport'lu olanlar değil, değil mi? Burada bir şeyleri yok. Daha büyük olanları büyük kutu olarak gönderiyorlar. Şöyle açalım istiyorum. Sen bu kargonun içinden ne çıkacak daha bilmiyorsun değil mi? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman, ne söyledin, ne yaptın? Hani Kayrı 7 desem Kayrı 7'yi açtık. Yani o yüzden çok söylemiyorum. Çok böyle bir tahmin edebileceğin bir şeyler yok. Normalde arkadaşlar eşime söylüyorum. Bunu alacağım, şunu alacağım, bu ayki planım bu, şu şeklinde. Bu sefer hiçbir şey söylemedim. Son zamanlarda zaten aldıktan sonra söylüyorum artık. Bu hiç tahmin edebileceğin bir kargo değil ama ben. Muhtemelen. Evet. Short vardır, tight vardır, hoodie vardır. Ha, evet. O zaman siz de tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Bu büyük kutu içinde ne var? Bilen varsa... Yani short olmama imkanı yok. Bu lafını unutma o zaman. Short olmama imkanı yok dedim bakalım. Short mu çıkacak? Sizler de yazın dediğim gibi yorumlarda, sonrasında eğlenceli olmuş olur diye tahmin ediyorum. Ayakkabı aldın. Ayakkabı var mıdır mesela, onu sorayım. Yani büyüklüğüne göre var olduğunu düşünüyorum. Ya, güzel, ama çıkarım. Ne aldığına dair hiçbir fikrim yok. O zaman sizler de tahminlerinizi yaptıysanız dev kargoyu şöyle bir aralayalım. Bu ne böyle diyorsun ha? Hoodie'dir bu. Şuraya bakar mısın? Çok büyük değil mi ya? Arkadaşlar kolumun uzunluğunda neredeyse çok büyük bir şey var. İlk defa da farklı bir şey aldım. Şöyle bir şey şu. Bu ne böyle ya? Mont mu bu ya? Mont, evet. Ceket aldım daha doğrusu. Bakalım X large uyacak mı? Sonra burada ne bu? Alt. Evet, alt. Askerli Jordan 6. Ve bir tane daha Hoodie. Kendim veriyorum yalnız söyleyeyim. Keyfim çok yerinde. Şuraya bakın, 3 tane dev ve 1 tane de... What's up? What's up? Air Force mu? Evet. Çok şaşırdım. Evet. Ama küçük olunca bana sandım ama 10.5 önce şu an hayal kırıklığına uğradım. Eşiniz sürekli bana yok mu deyip duruyor. Yani eşim giymiyor arkadaşlar. Geçenlerde hatırlarsanız. Aşk olsun. Eşimin sneaker koleksiyonu yaptım. Hepsini ben almıştım ve hiç giymediği, yani en az 3-4 tanesi var. Kıyamıyorum. Kıyamıyor. O da benim gibi. Ben de zamanında kıyamıyordum. Ama ben burada hani o kadar video çekiyorum, içerik yapıyorum diyorum ki sen de madem bir şey yap. Yok, ben yapmam diyorum. Ben alırım sadece. Evet, dev kargomuz bu şekildeydi. Bu sene arkadaşlar 2021'de hedefim daha çok sneaker incelemek, daha çok gündelik Air Max'imsi modelleri incelemek. Elimden geldiğince yine basketbol ayakkabılarını yaparak tabii ki. Harcadığım parayı arttırarak bir şeyler yapmayı hedefliyorum. Bakalım, umarım sizler de beğenirsiniz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Like'lar, yorumlar, her videoya bu ve önceki videoları atarsanız sevinirim. Ben de elimden geldiğince sizlere güzel içerikler yapmaya çalışacağım. Burada bir tane Air Force One React'ım var. React olduğu için açıkçası bunu almak istedim. Yani Çin'de kullanılan tabanlı rahat React köpüğü. Ve bu ayakkabıyı aldıktan sonra 800 liraya aldım. Ertesi hafta 1200 lira oldu fiyatı. Anında arkadaşlar 400 lira zam geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Çok merak ettim. Bir tane Paris görüyorsunuz. Paris logolarına bayılıyoruz. Aç artık bence. Bundan mı hemen açayım? Hadi iyi, hemen bundan açayım. Bayağı ağır ya, böyle karbon ağırlığı bunlardan kaynaklanmış. Bu ne kadardı biliyor musun? Normalde 900 lira. 450'ye mi düşmüş? 400 küsürlere düşmüştü ve kaçırmadım. Anlık aldım zaten. Hani böyle girdim, baktım, indirim. Bam bam bam. Evet. Bu sene senin için hoodie senesi oldu. Hoodie senesi oldu herhalde. Her sene bir şey dadanıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bir Paris. Yani o mora çok benziyor. Yok, hiç morluğu yok bu yani sefer bunun. Şapkasında var ama siyah. O da siyahlı. Bu sefer önünde büyük çıkartmalı, görüyorsunuz halı kumaşı gibi bir Paris Saint Germain yazısı var arkadaşlar. Kollarına bakalım bir şeyler var mı? Kolları daha sade. Çok sade. Şöyle arkasında biliyorsunuz Paris Jordan genelde yazar. Bunun bu sefer bakalım arkasına bakalım şöyle. Tam başlığının arkasında, hoodie'sinin arkasında bir Paris ve Jordan'ın logosu var ama çok kaliteli geldi bana. Dokunur musun bir? Diğerlerine göre daha mı kalın? Çok iyiymiş. Kalınlığı falan çok iyi. Normalde 900 liraydı. Şimdi yeni çıkacak versiyonu 1200-1300 bile olabilir. Şu gidiyor. Sağlam Jordan etiketimizi görüyoruz. Yine çok tatlı. Buradaki bağcıklara bakar mısın? Bayılıyorum ya şu kalın kalın ağır ağır bağcıklar ve Paris logoları oldukça tatlı ve güzel gözüküyor. Yine sarı dokunuşlar bağcık deliklerinde de mevcut. Hemen şöyle arkasındaki etiketi göstereyim. Bunlar %100 pamuk oluyor.
Ama herhalde pamuğun da kalitesi var. Bazen bana diyorlar abi ben 100 liraya %100 pamuk alabiliyorum. Mutlaka alırsınız. Pamuğun da kalite farkı elbet oluyor. He 900 liralık bir fark olmayacaktır muhtemelen. İşte marka değeri. Tabii. Bunun için adam Jordan bunun için Paris Saint Germain oluyor. Biz Nike'dan en indirimli 200-250 liraya hoodie alırken bence bunun 400 küsur oluyor olması çok tatlı. Ve ikinci olarak bir... Bunun üstü de vardı. Onu niye almadın? Üstü saniyesinde bitti. Yani ben bunun üstü hem asker desenlisi hem beyaz asker desenlisini ikisini de almayı çok istemiştim. Saniyesinde bitti. E ne yapalım üstünü alamadık. O zaman altını alayım dedim ben de. Çok kalite beklemedim. Yine 560 lira gibi bir fiyatı vardı. İndirime girmişti. Bu da 480'lere düşmüş olabilir. Ama bir tane şöyle alt denemek istedim. Sence çok mu büyük gibi? Large sanki büyük. İşte yani. Çok şeyde kaldım biliyor musun? Çok arada kaldım. Large mı medium mu? Large mı medium mu? Ya biraz daha böyle oversize'ımsı biraz daha geniş gibi. Belimden geçmez diye korktum medium'ları. Jordan genelde öyle oluyor. Beli daha dar yapıyor. Şuradaki tatlı bir bağcık geçiş kısmı var. Bu şekilde ilikleyebiliyorsunuz. Hemen bir tarafında Air Jordan var. Oldukça rahat. Evet, çünkü polarlı çok polarlı gibi %80 pamuk, %20 polyestermiş. Bu asker tarzı jogger'ların, eşofmanların çok dar olmasını ben pek sevmiyorum. Biraz hafif bol yakıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın? Hafif böyle biraz daha bol bol olması tatlı olabilir. Umarım çok hani kötü gözükecek bir şey olmaz. Large hafif zaten bunlar. Yani ben dar kesim daha çok seviyorum. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Bir kombin yaparız. Bu da bu şekildeydi. Oldukça rahat duruyor. Güzel duruyor. Benim de beyaz hiç yoktu. Gerçi şu an beyaz giyiyorum ama evde giymedik biraz daha bu. O beyaz değil ki gri. Grili beyazdı. Ve asıl bomba. Şuna bakar mısınız? Böyle bir paketleme. Gövdem kadar değişik büyük paketleme var. X-Large bu arada onu söyleyeyim. Large'ı kalmamıştı. Ben de hoodie'lerin üstüne giyecek ceketimsi bir şeyler arıyordum. Bir kez sipariş etmiştim. İptal edilmişti hatırlıyorsan NBA ceketi. Çok güzeldi. Bu ise Jordan ceketi. Bakalım. Bunun da fiyatı yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 1200'lerden 600 küsürlere düşmüştü. Yani bu kargo aslında hep indirimli ayakkabı haricinde. Ayakkabı normal fiyatındaydı 800'dü. Şu şekilde çok kaliteli bir dev şeymiş. Bir ceket. Nike Air yazısı. Görüyorsunuz Jordan logosu, Nike işareti. Fazla mı genişmiş? Fazla genişmiş. Fazla mı genişmiş bilemedim. Ama hoodie'lerle olur. Hoodie'lerin üstüne giyecek biraz daha böyle Amerikan futbolu ceketimsi bir şey istemiştim. Ama çok kaliteliymiş arkadaşlar. Üstü suyun kayıp gideceği bir yüzey ve şişko şişko. Hani büyük diyoruz ama şişme montumsu da bir şeyi var. Yapısı. Düğmeleri çıt çıtlı. Çok kaliteli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. İçi kırmızı. Bayağı hoş geldi. Şurada etiketlerini loose fitmiş görüyorsunuz. Yani biraz daha dökümlü. İçi yalıtımlı. Sıcaklığın kolayca dışarı çıkmasını engelleyen bir yapı kullanılmış. Görüyorsunuz ekstra bir firma ile anlaşılıyor. İlk defa şu şekilde farklı etiketler görüyorum. Synthetical feel. Ne demekmiş? Provide soft durable layer. Daha yumuşak ve dayanıklı bir katman var. Keep you comfortable, keep you warm. Arkadaşlar her durumda sizleri sıcak tutacak. Bildiğiniz mont yani. Ayrıca şuraya bakar mısın? Certificate of Authenticity. Direkt orijinal olduğunu gösteren de bir sertifika numarası var. Çok ilginç geldi. Bu etiketler bakalım üstümüzde nasıl duracak. Onun dışında normal Jordan bildiğimiz. Ha Nike yazıyordu Jordan'mış. Ben bu Nike Jordan sandım. Dedi, aynen. Ama bu yeni Jordan'ın yeni olayı bu. Biraz daha logolarını birlikte kullanıyor. Nike Air Tick, swoosh işareti, Jordan Jumpman logosu falan. Bildiğiniz montmuş arkadaşlar. Ben de böyle bir şey arıyordum. Umarım güzel olur. Ne kadardı fiyatı? İşte 1200'lerden 600 küsürlere düşmüştü. Ve bayağı en çok satanlardaydı. Arkadaşlar eğer bu ürünler hala varsa, satılıksa açıklama kısmına link bırakıyorum. Yoksa da benzer ürünler yeni yeni sürekli geleceği için size bilgilendirici ve sonraki ürünlerde yardımcı olacak bir video olabilir diye düşünüyorum. Bazen diyorsunuz abi sen aldığın zaman kalmıyor. Arkadaşlar ben aldığım 2 saat sonra da kalmıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Benzer ürünler yeni geldiği zaman ancak bu videolar daha çok işe yarayabilir. Ki bazen kalıyor, uzun sürede kalıyor. Aşağıdaki linkleri kontrol edin diyorum. Ve son olarak da sıra geldi ayakkabımıza. Air Force One React. Uzun zamandır almak istiyordum. İlk çıktığı zamandan beri, geçen senelerde çıktı bunlar. Almak istediğim bir ayakkabıydı. Böyle görünce de dayanamadım. Hadi sizlerle açalım. Şurada güzel bir kağıdı var. Ve beyaz bir Air Force bizleri karşılıyor. Nasıl? Yani. Çok fazla piyasada fake'inin dolaştığı, kaliteli replikasının dolaştığı tarzda bir ayakkabı. Ben de o yüzden çok fazla tercih etmemiştim. Dıştan baktığınız zaman da efsanevi kaliteli gelmiyor çünkü.
Ama bunun React olması beni asıl aldıran şey. Dikkat edersen şurada React armalarını, çıkartmalarını görebilirsin. Yani farklı bir rahatlığı olduğunu düşünüyorum. Hiç ayağımı alıp da giymedim. 44,5 numara aldım. Umarım da güzel olur. Onun dışında hani birçok şeyin altına giyebileceğiniz, yanılmanızın imkansız olduğu bir ayakkabı silüeti. Air Jordan 1'ler gibi. Zaten birbirlerine benzetiyorum ben. Air Jordan 1'den daha çok beğeniyorum Air Force'ları. Ve arkasında Air, Nike Air logosunu görebilirsiniz. Hemen iç kısmına baktığınız zaman DMSX. DMSX ne demek bu biliyor musun? Bu 1960'larda yanlış hatırlamıyorsam Nike ilk kurulduğu zamanlar Nike'ın kurucusunun ilk düşündüğü isim buymuş. Biraz ben araştırmıştım. Farklı bilgileri olanlar varsa aşağıda da yazabilirler. Çok şaşırmıştım. Daha sonra Nike olmuş. Ama ilk başta düşünülmüş. Şimdi birçok üründe de bunu kullanıyorlar. Hani tekrar böyle bir farklı bir hani Nike'ın altında bir markalaşma gibi bir şey de söz konusu olabilir. Seviyorlar böyle farklı farklı şeyler yazmayı, daha teknolojik göstermeyi ürünleri. Bunlar biliyorsunuz reklam stratejileri. Swoosh işareti içi boş, fena durmuyor, güzel duruyor. Ön kısmı şuraları biraz bana farklı geldi. Diğerlerinde hep böyle miydi hatırlayamıyorum. Çok ağır değil, çok hafif değil. Ama şöyle hemen içini çıkartayım. Asıl önemli olan noktalara geliyoruz. Bir kısmı fena değil. İçine bakar mısın? Evet. İşte asıl içi burada önemli olan nokta bu çıkıyor diye ben biliyorum. Şöyle çıkartayım arkadaşlar. Çıkartmayı pek sevmiyorum ama size göstermek için. Bunu yerine takması çünkü şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Asıl olay bu. Yani asıl olay, asıl parayı hak eden kısım galiba bu. Bunu sonradan farklı ayakkabılara da geçirebilirsiniz. Görüyorsunuz çok daha rahatlık verecek. React koşu ayakkabıları var ya işte bu. Bunun üstünde koşuyorsun. Aslında olayı bu. Teknoloji budur zaten. Arkasına bakarsan şurada da bir hafif bubble koymuşlar. Air Max'tir o işte. Air Max muhtemelen bunlardan ama öyle üstünde bir Air Max logosu yer almıyor. Normalde sizin diğer Air'li ayakkabılarınızda bunlar. Bu biraz daha sizlere böyle spring yani yay hissi verecek. Bastığınız zaman ittirecek. React ise bir pıs hissi verecek. Hani iki his bir arada. Onun dışına bakarsanız şu ayakkabının içine hiç de öyle efsanevi Nike'a bak falan diyeceğiniz tarzda bir şey değil. İpler, yapıştırıcılar bomboş. Direkt zaten burada şu an şuraya kadar iniyor elim. Yani şu dibine kadar iniyor. Kessek bunu muhtemelen hiçbir şey çıkmayacak. Fake ayakkabılar gibi düşünebilirsiniz. Hani asıl olay bu. Teknoloji burada bu. Gayet de güzel gözüküyor değil mi? Hani bu ayakkabınız eskidiği zaman mesela bu React köpüğünü yine farklı bir ayakkabıya kaydırabilirsin. Basket ayakkabılarını da kullanabilirsiniz bence. Yani şu an bunu takma derdi tekrar diyeceğim ama çok sağlam ve sert bir köpük olduğu için daha kolay. Tak diye girdi. Evet neyse. Daha yumuşak tabanlıkları sokmak çok zorken bunu sokmak daha kolay oldu. Hadi şimdi kombini yapalım. Ayağımızda görelim. Nasıl olacak? Şu ana kadar beğendiniz mi? Onları da sizlerin söylemesini istiyorum. Hani yorumsuz kalmayın arkadaşlar. Beğendiğiniz ürün hangisiydi? Ayakkabıyı beğendiniz mi? Alır mıydınız? 800 liraydı dediğim gibi ben alırken. Bir hafta sonra 1200 lira oldu. Bana zaten 15 günde geldi. Çoktan gitmişti. Yapıyorlar bunu ya. Sonra dolandırıcı falan demeyin ama Nike'a. Hoş olmaz. Bu şekilde oldu. Hoodie'nin kalitesi efsane arkadaşlar. Hafif biraz daha kalın geldi diğer o Paris açtıklarıma göre. Large hoodie dediğim gibi altındaki de large. Eşofman, jogger. Bunu medium alabilirmişim kesinlikle. Kesinlikle medium olabilirmiş. Biraz bol geldi. Ama böyle asker modeli desenli. Modeli de o bence. Biraz daha zaten loose kalıp, bol kalıpmış. Güzel olur altına böyle yani Air Jordan'lar veya daha büyük basket ayakkabıları giysem hoş olacağını düşünüyorum. Üstündekine de bayıldım. Şu bile harika bence. Ne diyorsun şu fit bile? Bu şekilde takılsak. Usap. Güzel yani hoş. Çok merak etmiş olduğumuz ceketi deneyelim. X'ler bakalım olacak mı? Şunu çıkartayım mı? Çıkartmayayım mı? Olmazsa geri mi iade ederek istiyorsun? Ama ben her türlü bunu korumak istiyorum. En kötü Fethiye hediye ederim diye düşünüyorum ama ben olacağını düşünüyorum neyse bana. Biraz daha dar olsa olurmuş. Çok mu büyük oldu? Yani? Çok. Çok mu büyük oldu? Şişik oldu. Ama zaten şişme modlar moda. Giyilmez gibi mi? Bir dakika ben bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Bayağı beni böyle şişman gösterdi. Olduğumdan çok daha şişman. Neden bu kadar şişman yapıyorlar bilmiyorum. Önümde bayağı bir boşluk. Kendimi böyle... Ama şişman mantar hep böyle oluyor. Amerikan filmlerindeki What's up puppy? Do you want a problem? No problem? Gibi yapan böyle tipler, Meksikalı tipler olur ya onlara benzettim. Ama güzel giydi ve şu andan bunu aldım. Aşırı sıcaklık ya. Böyle bir şey istiyordum. Keşke large olsaydı. Large'ini alacaktım dediğim gibi kalmamıştı. X large indirimden kaçırmak istemedim. En azından görmek istedim nasıl bir şeymiş diye. Yani açık da giyilebilir. Daha tatlı. Yani şu anki kombinimle bol bol güzel oldu. Böyle bol bir kombin. Rapçi 2000'lerden kalan bir kombin oldu. Bak kolları mesela uzun değil görüyorsun. Tabii, kolları uzun değil. Kolları anca geliyor. Biraz modeli bu. Oldukça güzel oldu. Şimdi ayakkabıyı giyelim ve kombinimizi tamamlayalım. Benim hoşuma gitti ya böyle. Oldu gerçekten. Güzel de oldu. Evet nasıl?
Nasıl oldu? Gayet güzel. Resmen bir kombin aldım arkadaşlar. Aynen. Ceketimden hoodie'me, jogger'ıma, eşofmanıma ve ayakkabıma. Ayakkabının rahatlığı çok iyi. Yani gerçekten Air Force giyecekseniz bu React'lar çok mantıklı. Bir koşu ayakkabısı rahatlığı, bir yürüyüş ayakkabısı rahatlığı sunuyor. Aynı zamanda tatlı bir sneaker. Bence İster misin falan böyle yani. Farklı bir stil oldu. Kesinlikle ben bunları giyerim. Keşke şunu medium ve bunu da large alsaydım. Direkt böyle boom diye efsanevi tutturmuş olurduk. Ayakkabıdan ve hoodie'den aşırı memnunum. Bu ceketi de bir daha zor bulurum. Benzerleri çünkü 1200, 1300, 1500 lira kadar uzanmaya başladı. Ama ben beğendim yani sonuç güzel olarak. Güzel oldu. Yani evet. Güzel oldu bu şekilde. Çünkü bol 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 bir evet, kombin oldu. Yani ben de kafamda zaten öyle hayal etmiştim alırken de. Kombin videolarında biraz farklı şeyler denemiştim ama kargo açımlarındaki kombinler güzel olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Dedikten sonra artık çıkışı yapalım. Bebişimiz uyandı. Bir sonraki güzel kombin videolarında, kutu açımlarında, incelemelerde görüşmek üzere. Ayakkabı da açsa yine harika videolarla sizlerin karşısına çıkmaya devam edecek. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Like yorum atıyorsunuz. Ayakkabı da açsa bugünlük. Ayakkabının rahatlığı çok iyi. Altta böyle bir yay hissi. Büyük gibi geldi bana sanki. İşte, an şu an tam Air Force'un zaten olayı bu ya. Biraz böyle evet. Löpür löpür oluyor olması. Hmm.